Şimdi önceki hafta Sayın Ormanlı Belediye Başkanımızın, mevcut belediye başkanımızın yapmış olduğu açıklamalara değinmek istiyorum. İki haftadır çıkıp herhangi bir basına veya bir internet ortamında bir açıklama yapmadık. Çünkü işin aslını öğrenmek için önce gerekli mercilere gittik. Nedir bunun aslı? Çünkü arkadaş belgelerden bahsediyor. Şimdi ben konuya şöyle girmek istiyorum. Mevlana'mızın bir sözü vardır. Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Arkadaşın adamlığımıza şüphemiz yok ama bu tür ithamları, bu tür iftiraları ancak kendisine emin olmayan insanlar yapar. Bu tür çamurları eli çamurlu insanlar atar. Çünkü elini, kendi elinde çamurlanacağın hiç endişesi olmaz. Onun için arkadaş herhalde belediye yönetimini sendikadaki yaptığı çalışmalara benzetiyor. Oysa ki burası bir devlet kurumudur. Devlette bir esas vardır. Devlette her gelen belediye başkanı bir önceki belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin yapamadıklarını, başaramadıklarını başarmaya çalışır. Ama bu tür işler iftirayla veya çamur atmakla, yolsuzluk yaptı deyip de kamuoyunda kendini prim yaptım sandığını sanıyor ama biz arkadaşları bu konuda kınıyoruz. Neden mi kınıyoruz? Şimdi biz Ormanlı'da siyaset yapan ya da görev yapan insanlarız. Ormanlı'da 10 sene bir belediye geçmişimiz var. Hadi bizi siyasi olarak karalamaya çalışıyorsun da Ormanlı'da bizim işbirliği yaptığımız esnaf arkadaşlar var. Bunlardan bir tanesi, kendisi de zaten hamurcu nakliyat diyor. Hadi bizi karalamaya çalışıyorsun da o adam da orada bir ticaret yapıyor. Milyonluk veya milyarlık işler yapıyor. Bu adamı da karalama hiçbir hakkı yoktur. Biz de zaten gereken yargı önünde hakkımızı arayacağız. Kendisi hakkında da bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bizim anlatmak istediğimiz Sayın Bayrambaşoğlu'nun az önceki de dediğimiz gibi bizim yapamadıklarımızı, başaramadıklarımızı, 10 seneye sığdıramadıklarımızı veya imkansızlıkların içinde çırpındıklarımızı bugün kendisi başararak bizi halkı o şekilde ikna etmesini yeğlerdim. Ama arkadaşımız her ortamda farklı gündemi saptırmak için farklı konulara girmekte. Sayın Ormanlı Belediye Başkanımız, eski dönem, önceki dönem belediye başkanımızın yapmış olduğu deredeki kanalizasyon boruları var. Son sel felaketi 3-4 ay oldu, daha fazla. Daha oranın boruları bile değiştirmemişken Ormanlı'daki lokanta esnafı, işte normal esnaf halen o kokuyu her gün orada teneffüs etmekte. Kendisi de zaten bunu her gün görmekte. Ama ne hikmetse bunları görmüyor arkadaş. Ormanlı'daki çöp, pislik her tarafta bizim dönemimizde, bizim vekalet ettiğimiz dönemde Çevre ve Orman Bakanlığı'na biz çöp konteyneri için müracaatta bulunmuştuk. Bizim çalışma süremiz bittiği için 30 Mart'a kadar yetişmediği için arkadaşın döneminde geldiler. En azından bunları yeterince bir çöp konteyneri geldiğine inanıyoruz. Bunları geldiği halde Ormanlı'da halen daha çöpten geçirmiyor. Ayrıca arkadaş şundan bize şöyle bir atıfta bulunuyor. Ormanlı'da şu anda bir yatırım yapılmak üzere bir Ankaralı bir iş adamının olduğu söyleniyor. Onların bize veya kamuoyuna anlattığı, hatta şunu söylüyor. Ne yapacaksınız işte yatırım yapanı o Allah'la kulun arasında. Neymiş biz o insanı neden araştırıyormuşuz? Ormanlı'ya o yapılacak olan yatırımı engellemek için araştırıyormuşuz. Böyle bir şey beldemize kim bir çivi çakmak isterse, kim bir yatırım yapmak isterse biz onun her zaman yanında olduk ve olacağız da. Biz burada siyasi parti veya herhangi bir örgüt ya da bir dernek ayırmaksızın Ormanlı'ya yatırım yapacak herkese biz açığız. Biz zamanında Halil Pospu'ya da teşekkür ettik. Ormanlı'ya pazar yerinin mevkisini ve belediye ile karakol arasındaki o mevkiyi sıcak asfalt yaptı. Her ne kadar referandum çalışması olduysa bile biz yine de kendisine teşekkür ettik. Ormanlı'ya böyle bir yatırım kazandırdığı için ve o zaman Halil Pospu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Biz ona rağmen
o siyasi büyüğümüze teşekkür ettik. Şimdi biz de Ormanlı'da belediyecilik yaptık. Uzun yıllar, 10 sene. Belki yanlışlarımız olmuştur, mutlaka olmuştur. Evrakta biz de sonuçta lise mezunuyuz. Öyle üniversite, fakülte falan bitirmedik. Yani mutlaka yani 10 senede eğer başaramadıklarımız varsa bu kesinlikle kasten değildir. Bu tamamen o anki ya imkansızlıklardandır ya da belediyedeki personelimizin o işe daha iyi vakıf olamadığındadır. Çünkü belediyedeki çalışanlar her zaman bu işin emektarıdır ve en iyi bilenleridir diyorum. Bu yatırımcı arkadaşımıza gelince de bu yatırımcı arkadaşımız kimdir? Bu yatırımcı arkadaşımız bu yapacağı yatırımı Ormanlı için karar verdiği için her kimse, biz buradan tanımasak da kendisine yine de teşekkür ediyoruz. Bizim o arkadaşa herhangi bir sözümüz yoktur. Gelsin, buyursun. Biz de arkadaşı tanıyalım, görelim. Daha sonra bunu Sayın Ormanlı Belediye Başkanımız ve arkasındaki 9 tane belediye meclis üyesi, 1 tane Cumhuriyet Halk Partisi, 3 tane AK Parti ve 5 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri dahi şu anda bu yatırımcıyı tanımıyor. Ormanlı Belediye Meclisi'ne gelmemiştir. Böyle bir söz konusu yatırımcının ne kadar zamanla bunu vermek istediğini veya neyin karşılığını vermek istediğini halen kimse daha aslını bilmiyor. Neymiş işte vefat eden bir kızının ismini vermek için onu veriyormuş. Ben onun inandırıcı olduğunu zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Gelen ondan sonraki diyelim ki 5 sene sonra belediye başkanı ve ekibi değişti. Gelen belediye meclisi o ismi değiştirme hakkına sahiptir. Yani bir 4-5 seneliğine bir yatırımcı oraya yatırım yapacağını zannetmiyorum. Ormanlı'da daha yanlış giden bir sürü şeyler vardır. Ben bu yatırımcının Ankara'dan değil de Ormanlı'dan biri olduğunu düşünüyorum. Bunun zamanı ve vakti geldiğinde elimizdeki belge ve delilleri ortaya sunaraktan bunu burada kamuoyuna açıklayacağız. Şunu buradan açık ve net ifade etmek istiyorum Ormanlı halkımıza ve Ereğli hemşehrilerimize, gurbette çalışanlarımıza da bunu iyi bilsinler. Biz Ormanlı'ya yapılacak olan yatırıma engel olmak için bunları konuşmuyoruz. Sadece biz yatırımcıyı bilelim, burası bir devlet kurumudur. Burada her kim ne yapmak istiyorsa şeffaf olmalı. Yatırımcıyı Ahmet, Mehmet veya kimse bunu açık ve net söylemelidir. Bu kamuoyunun bilme hakkıdır. Böyle olduğunu düşünüyorum. Başka bizimle ilgili yaptığı tekrar o atıfta 56 milyar mı 58 milyar mı ne bir şey olduğu söyleniyor. Bu tür yolsuzluğa tenezzül edecek kadar biz alçalmadık. Bizim Allah'a şükür oraya düşmeyecek kadar durumumuz Allah bize veriyor. Biz de çoluk çocuğumuzu evimize rızkımızı helalinden götürmeyi yeğliyoruz. Belediyeden, belediye zamanında belediye meclis üyeliği veya başkan vekilliği yaptığımız dönemlerdeki özlük haklarımızı tabii ki aldık. Onları alacağız da. Onları her dönem her kimse alıyor. Kendisinin 6 ay oldu geleli içeride bir kuruş olduğunu ben düşünmüyorum. Ama biz zaman oldu. Belediye başkanımız olsun, ben olayım. İçerideki alacaklarımızı gerektiğinde 1 sene sonra aldık. Gerektiğinde 6 ay sonra aldık. Önceki oradaki çalışanlarımızı öncelik olarak tanıdık. Bizim belediye başkanımız bir kere geçmiş dönem kaç kere seminerlere gitmiş, kaç kere Antalya, İzmir veya herhangi bir yerde ya seminer ya da gezi olarak belediye adına kaç kere gitmiş onu bir incelesinler. Çünkü niye gitmemiştir? Öncelik olarak belediye çalışanlarını öncelik tutmuştur. Önce onların maaşını ödeyip sonra ben kendim seminere giderim veya şudur budur. Yani bu belediye çalışanlarının emeğine saygısı olduğundandır. Yani bunu böyle düşünüyorum. Belediye sarayını güzel yaptılar. Ön tarafı boyadılar. İşte peşteler yaptılar. Boya bilmem ne yaptılar ama diğer üç tarafı halen aynı eski dönem. Bunların zaten anlayışı, genel anlayışı budur. Fitrinde iyi olmak, yan mahalleler, yan caddeler zaten önemli değildir. Bir de arkadaşlar geçmişte bir ay öncesi
Ormanlı Merkez İlkokulu'nun olduğu bölgeye parke yaptılar. İşte neymiş, biz oraya ayrımcılık yapmışız, oraya bırakmışız, şudur budur. O mahallenin yarısını benim 3 ay vekalet yaptığım dönemde başkanımız özel talimatıyla orayı yapın, bitirin demiştir. Aynı mahallenin oradaki oturanlardan, belediyedeki çalışan arkadaşlarımıza biz makamı çağırdık. Dedik ki arkadaş, buranın altyapı, üst yapı ne gidiyorsa masrafını bir çıkarın. Biz buraya bir yatırım yapmak istiyoruz dedik. Arkadaş 3 ay geldi gitti. Bakıyorum başkanım, gidiyorum başkanım, geliyorum başkanım diyerekten. Amaçları zaten seçim atmosferine girip bizi orada çalıştırma yaptırmamaktı. Biz bunları da biliyoruz. Sarıkaya mahallesine parke yaptık. Yarım kalan parkeyi bitirdik. Ormanlı'ya derenin üstündeki tekrar o bölgeye taş duvar yaptık. Eynanlı Sarıkaya mahallesi tekrar oraya bir duvar yaptık. Arkadaşlar 56 milyarın karşılıksız olduğunu söylüyorlar ama herhalde bu tür şeylerin de parayla olduğunu bilmiyorlar zannediyorum. Ben fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Zamanı, yeri ve zamanı geldiğinde bu konuları tekrar sizlerle paylaşmak üzere iyi günler diyorum, saygılarımı diliyorum.